Milletler'de tarihi bir oylama vardı ve 9'a karşı 128 gibi çok net, çok kesin bir sonuçla Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararı aleyhinde karar tasarısı kabul edildi. Öncelikle yorumunuz nedir? Birçok diplomatik çevrelerde bu karar ABD Başkanı'nın bir hizmeti olarak değerlendiriliyor. Ne dersiniz? Öncelikli olarak bu insanlığın vicdanındaki adalet duygusunun tecellisi adeta. Cumhurbaşkanımızın uzunca bir zamandan beri ısrarla söylediği, güçlü olanın değil, haklı olanın kazandığı bir dünya tasavvuru, bir dünya tahayyülü ve adeta bir mazlumların mottosuna dönüşen dünya beşten büyüktür. Bunların da tescili niteliğinde oldu. Özellikle Kudüs kararı, Trump'ın verdiği Kudüs kararı, çok ciddi bir tepkiyle karşılandı biliyorsunuz ve dönem başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplamasıyla birlikte alınan karar da sanıyorum herhalde son 100 yılda alınan en önemli kararlardan bir tanesi. Çünkü orada ilk defa ümmet Sünnisiyle Şiisiyle toplandı ve bir konuda ortak bir mutabakat ve ortak bir karar aldı. Ve bunun devamı niteliğinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan bu karar da bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 14'e 1 maalesef Amerika'nın vetosuyla bu reddedilmişti. Ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu 129'a 9 yani çekimserleri bir kenara koyacak olursak bu bizim bir tezimizi daha haklı çıkardı ki aslında Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır. Çünkü Kudüs insanlığın kadim ortak değerlerinin de şehri. Yani Kudüs'ü sadece İsrail'in alıp kuşatması ve kendisine aitmiş gibi ifadelendirmesi ve bir de tabii son dönemdeki uygulamalar, son dönemde özellikle İsrail'in şımarıklıkları, hatırlarsanız İsrail birçok Birleşmiş Milletler kararını tanımadı ve uygulamadı. Mesela yeni yerleşim yerleriyle ilgili birçok kararı tanımadı ve uygulamadı. Ve bir şeyi daha gördük aslında. Bütün bu olup bitenlere karşı ne İsrail'in, ne de Amerika'nın bir herhangi bir hazırlığı yok. Dünyayı tehdit eden, diğer taraftan işte insanları daha da irite eden, daha doğrusu ülkeleri daha da irite eden şey şu oldu. Onları işte ekonomik yaptırımlarla ülkeleri Trump'ın tehdit etmesi. Diğer taraftan Netanyahu'nun kararın çıkacağını anlaması ile birlikte Birleşmiş Milletleri yalanlar evi olarak nitelendirmesi. Şimdi bütün bunlar... Oylamadan sonra da Netanyahu tiyatro olarak suçladı Birleşmiş Milletleri. Bütün bunlar tabii iki şeyi öne çıkarıyor. Bir, bundan sonra evet kesinlikle Birleşmiş Milletler'in yapısının reforme edilmesi gerekiyor. Ve Birleşmiş Milletler'de ortaya çıkan bu güçlü iradenin dünyaya daha iyi bir şekilde yansıması için ve tabii artık alınan bu kararın da Birleşmiş Milletler tarafından geçersiz tanınması da çok önemli bir adım. Burada bir hususu daha belirtmem gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri savunan, insanlığı savunan, insanlığın bugün en çok ihtiyaç duyduğu merhameti, iyiliği, yardımlaşmayı savunan bir lider olarak da, bir küresel lider olarak da aslında liderliği tescillendi. Özellikle Türkiye ölçeğinden Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iki hamlesiyle, yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması ve aldığı ortak karar ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan bu kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşımasıyla birlikte alınan karar ve uzunca bir süreden beri de son derece istikrarlı bir şekilde
dünya beşten büyüktür tezi. Bütün bunlar aslında Cumhurbaşkanımızın da küresel ölçekte liderliğini tescilleyen bir sonuç ortaya çıkardı. Peki bundan sonra ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri geri adım atacak mı? Yoksa krizi daha fazla körükler bir tutum haline mi girecek bu gelişmeler? Bir de şunu sormadan edemeyeceğim. Ankara pek Obama'dan, bir evvelki başkandan memnun değildi ama galiba o Türkçedeki güzel bir laf vardır, gelen gideni arattı diye. Trump Obama'yı aratır vaziyette mi? Bu konudaki kişisel görüşünüz nedir? Şimdi aslında Amerika'nın son 4 yıldan beri yaşadığı bir siyasetsizlik söz konusu. Yani bu siyasetsizliğin oluşturduğu bir belirsizliği de kaçınılmaz olarak Amerika yaşıyor. Yani Amerika'nın bugün kendi içerisinde yaşadığı işte bu Sarraf davasından tutun da Amerika'nın bir yönüyle Orta Doğu politikalarındaki ikircikli, hatta bazen üçlü kafa karışıklıkları, sadece bunu tabii bizim Trump'a bağlamamız imkansız. Yani Trump'ın bir lider olarak ortaya çıkışı, bir siyasi aktör olarak ortaya çıkışı aslında Amerika'daki bu siyasetsizliğin ve belirsizliğin bir sonucu oldu. Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek, nasıl bir yol izler Amerika ve İsrail diye baktığımızda aslında şu son iki günde yaptıkları açıklamalardan bir yol haritaları olmadığı da gözüküyor. Yani işte Birleşmiş Milletler'de oy veren ülkelerin fişlenmesinden tutun da onlara ekonomik yaptırımlara kadar tehditvari bir dil kullanan, aynı zamanda bu son strateji belgesinde de aslında çok önemli ipuçları var. Yani Amerika'nın ve Trump'ın bundan sonra ne yapacaklarına dair strateji belgesine baktığınızda önemli ipuçları var. Bir şeyi daha burada doğru koyalım. Yani AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin bir süreden beri ve özellikle de genel olarak son 15 yıldan beri ısrarla bizim altını çizdiğimiz daha çok yerel, daha çok milli, daha çok kendi koruması gereken önceliklere odaklanan politikalara baktığımızda dünya aslında bir sarkaçın diğer ucu niteliğinde, dünya globalleşirken artık lokalleşmeye başladı. Yani bölgeselleşme ve yerelleşme artık hızla öne çıkıyor. Çünkü o strateji belgesinde ısrarla altı çizilenle Amerika, Amerika, Amerika ve Amerika'nın yerel, bölgesel çıkarları ve her ne pahasına olursa olsun Amerika'nın bir numara olması iddiası ve bunu yapmak için de güç kullanmaktan kaçınmayan bir yaklaşım orada söz konusu. Şimdi bütün bunlar bize bir şeyi gösteriyor. Bir, bizim Türkiye olarak şu anda milli birlik ve beraberliğimiz açısından kendi içimizde çok ciddi bir toplumsal bütünlük ve sosyal bütünlüğün sağlanması bizim için çok kıymetli. Bu çerçevede insanlığın üzerinde yükseldiği değerlerin savunulması, merhametin, iyiliğin, yardımlaşmanın adeta temsilcisi durumuna gelen Türkiye açısından bunlar hem bir yumuşak güç, hem de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin mazlumların sesi olarak dünyada önemli bir aktör haline gelmesi son derece kıymetli. Burada şunu sormak istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri strateji belgesinden bahsettiniz. Aklıma şu soru geldi. Türkiye'ye yönelik tek bir kelime atıf yok. Mısır'dan bahsediliyor, Suudi Arabistan'dan bahsediliyor. Türkiye'den tek bir kelimeyle ifade yok. Şimdi Suriye ile ilgili problemlerimiz vardı ikili ilişkilerde. FETÖ vardı. Şimdi bunlara bir de Kudüs eklendi. Peki bu noktadan itibaren acaba Türk-Amerikan ilişkilerinin kısa ve orta vadedeki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu kadar çok problemi stratejik ortaklık tırnak içinde kaldırabilecek mi? Şimdi tabii ben AK Parti sözcüsü olarak AK Parti siyasetinin bu çerçevede bakış açısını sizinle paylaşabilirim. Yani bizim AK Parti olarak bakış açımız nedir? AK Parti'nin dış politikasında bundan sonraki genel perspektif nedir? Bu konuda size birkaç şey söyleyebilirim. Bir, biz öncelikli olarak bölgemizde Suriye'nin bütünlüğü bizim için önemli. Irak'ın bütünlüğü bizim için önemli. Ve bizim bölgede, bölge halklarının kendi kaderlerini
tayin haklarının ellerinde olması bizim için önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli altını çizdiği, bölgede yaşayanların kendi kaynaklarını kendilerinin kullandığı ve on binlerce kilometre öteden gelenlerin bu kaynakların üzerine adeta çökmediği bir bölge biz istiyoruz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'le ilgili bizim bugüne kadar söylediklerimiz ortada. Yani 5 tane ülkenin her birinin kendi çıkarlarına göre veto hakkının olması, ki işte en son Amerika'nın veto hakkını kullanmasına genel kurul büyük bir adeta adalet ve vicdan dersi verdi. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ın hem insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri temsil anlamında bir dış politika anlayışı, hem kazan kazan yaklaşımıyla meselelere bakılması ve bence en önemlisi şu: artık hiçbir ülkenin ve hiçbir aktörün pozisyonunun net olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani dünya bir türbülansın, bir belirsizliğin içerisinde ve burada da önümüzdeki 10 yıl, bunu daha önce de hatırlarsanız sizinle konuşmuştuk, önümüzdeki 10 yıl ülkelerin temel rekabet avantajı güçlü liderlikleri olacak. Yani içeride konsolide olmuş bir siyaset ve bunu taşıyan güçlü bir liderlik. Türkiye bunların ikisine de sahip ve bu iki avantaj da Türkiye'yi bu yönüyle öne çıkarıyor. Bu noktada şunu sorabilir miyim? Acaba bu kadar ilişkiler gerilmişken, Ankara-Washington ilişkileri, hala elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi mümkün olabilir mi? Yoksa o tabiri caizse başka bir bahara mı kalıyor? Şimdi bence meseleye sadece Trump'ın başkan olarak dış politikadaki tasarruflarından bakmamak gerekir. Amerika'nın kendi içinde de bu durumdan rahatsızlık duyan farklı kesimler söz konusu. Trump kaçınılmaz olarak bu süreçte içerideki sıkışmışlığını biraz da bu 1995'te alınan karar üzerinden kendisini rahatlatmaya dönük bir hamle yapmaya kalkıştı. Diğer taraftan Netanyahu'nun da biliyorsunuz İsrail içerisinde çok ciddi bir sıkışmışlığı var. Geçtiğimiz günlerde yine bürosu arandı ve Netanyahu'nun da ifadesi alındı. Şimdi dediğim gibi hiçbir ülkenin ve hiçbir aktörün pozisyonunun net olmadığı ve pozisyonların hızla değiştiği bir dünyada biz önümüzdeki süreçte Türkiye olarak son derece avantajlı gözüküyoruz. Çünkü ne yaptığını bilen ve ne yapması gerektiğini planlayan dış politikada bir Türkiye var. Fethullah Gülen'in iadesi. Fethullah Gülen'in işte iadesiyle ilgili meseleyi sadece Trump'ın bu konudaki tasarrufları çerçevesinde bakmamak gerekiyor. Davaya baktığınızda dava adeta şu anda çökmüş durumda. Jüri karar veremiyor ve burada bir şeyin de bilinmesini istiyorum. Altını da kalın bir şekilde çiziyorum. Bizler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınmış kararlara uymak durumundayız. Ama Amerika'nın aldığı ambargo kararının bizi bağlamadığını daha önce ifade ettik. Ve Amerika'nın bir mahkeme üzerinden, bir üst mahkeme gibi bizi yargılamasının da bizim tarafımızdan kabul edilemez olduğunu ve bunun bir egemenlik sorunu doğuracağını da açık bir şekilde ifade ettik. Zarap davasını kastediyorum. Dolayısıyla birileri bu davayı sanki Türkiye'nin bir meselesinin bir üst mahkemede görülmesi gibi ele alıyorlar ki zaten bu dava bizim nezdimizde hem uluslararası hukuk açısından hem doğal hukuk açısından geçersiz hükmünde. Dolayısıyla bizim burada değerlendirmemiz gereken temel şey şu: bundan sonraki süreçte biz hem Amerika'nın içerisinde bizimle birlikte, yani meselelere adalet, hakkaniyet ölçüsünde bakan, bölgede olup bitenleri bu çerçevede değerlendiren farklı kanatlar da var. Nihayetinde dış politika diplomasidir. Diplomasi de
kazan kazan üzerinden doğru ilişkiler kurabilmektir. Yani biz ne Amerika üzerinden Trump'ı ne Trump üzerinden Amerika'yı okumayı dış politikada doğru bulmuyoruz. Ve bu son olay da zaten bize bunu çok net bir şekilde gösterdi. Peki Amerika'dan bölgemize gelmek istiyorum. Şöyle ki Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın son derece çirkin bir tweet'i vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinden ecdadımıza yönelik, aslında bana kalırsa hem Cumhurbaşkanı hem de ecdadımıza yönelik hakaret içeren bir tweet. Arkasından bir takım gelişmeler yaşandı. Muhalefet oradaki Türk Büyükelçisi'nin geri çekilmesini talep ediyor. Sizin yorumunuz nedir? Şimdi öncelikli olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzunca bir süreden beri Türkiye karşıtı bir pozisyonu açık bir şekilde görülüyor. Yani bu hem açıklamalarında hem Türkiye karşıtı yapılarla Birleşik Arap Emirlikleri'nin angajmanlarına baktığımızda bu açık bir şekilde görülüyor. Dışişleri Bakanlığı'nın bu paylaşımı da Türkiye karşıtı bir dili, üslubu içeride benimsediklerinin bir göstergesi. Muhalefete gelince, özellikle ana muhalefete gelince, şimdi biz Kudüs'ü konuşurken muhalefet neyi gündeme getiriyor? Muhalefet işte Ege adalarını gündeme getiriyor. Biz dış politikada Kudüs üzerinden doğru bir hamle yaptığımızda, bir dakika siz şimdi orayla değil de siz öncelikli olarak şu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki büyükelçiyi çekin. Ha bunu yapmazsanız sizin dış politikanızı başarısız ilan ediyormuşuz gibi tuhaf bir oyun içerisinde. Şimdi bir sorunu çözerken o sorunu çözersiniz. Yani sorunları ele alış biçiminiz de özellikle dış politikada sorunların hepsini aynı sepete koymazsınız. Her bir sorunla ilgili ortaya koyduğunuz irade ve çözüm yöntemi farklıdır. Şimdi siz Kudüs'ü savunurken, bir dakika siz şimdi Kudüs'ü savunuyorsunuz ama Ege adalarını savunmuyorsunuz gibi tuhaf bir yaklaşım içerisine girmek. Siz Kudüs'le ilgili bir krizin ortasındayken siz bu Kudüs'ü konuşuyorsunuz ama bu Kıbrıs ne olacak gibi bir tuhaf dil kullanmak muhalefet de değildir. Yani şimdi siyaset üstü konularda muhalefet öncelikli olarak aldığı pozisyon itibariyle sorunun çözümünde kolaylaştırıcı olur. Önerileriyle, yaklaşımlarıyla, oluşturduğu alternatifle. Bizdeki muhalefet ise daha çok siyaset üstü konularda ülkenin sorunları çözülmeye başlayınca tuhaf bir kriz içerisine giriyor. Şimdi Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye bir meseleyi masaya koyduğu zaman o meseleyle ilgili bütün seçenekleri de masaya koyar. Dolayısıyla eğer biz dış politikada böyle bir hamle yapma gereği duyarsak biz bu hamleyi yaparız. Ama bu hamlenin çekilmesini mi kastediyorsunuz? Bu hamlenin yapılması gerekliliği, önceliği. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Madem İsrail'le ilgili kriz var, İsrail'le bütün ilişkilerinizi kesin diyor şimdi muhalefet bize. Şimdi böyle bir dış politika anlayışı olmaz. Bu şekilde bir diplomasi anlayışı olmaz. Yani nihayetinde diplomasi dediğinizde bir satranç oyunudur. Sizin hamleleriniz vardır ve karşı tarafın hamleleri vardır. Şimdi muhalefet diyor ki siz hemen satranç tahtasını dağıtın, oyunu da bozun, kendi içinize çekilin. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla nasıl ki Türkiye özellikle Kudüs meselesinde tepkisini ortaya koyduktan sonra birinci adım olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı topladı ve Filistin ve Kudüs'le ilgili oradan bir karar çıkardı, bir deklarasyon çıkardı. Sonra ikinci adımda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanması için ikinci adımını attı. Ve bu adımdan hemen sonra çok güçlü bir diplomasi faaliyetiyle Kudüs'ü anlattı, Filistin'i anlattı ve üçüncü adımda da dünkü karar ortaya çıktı. Ben inanıyorum ki dün alınan karar bundan sonraki mesela 20 yıl sonra önemli başlangıçların, önemli olayların miladı ve başlangıç noktası olarak konuşulacak ve anılacak. Muhalefetin burada küçük böyle çomak sokmak mahiyetindeki girişimlerini de ben bir taraftan
gülümseyerek karşılıyorum. İçimizde çekilelim isteniyor dediğinde aklıma içerideki bazı önemli başlıklar geliyor. Onlardan bir tanesi de 28 Şubat davası. Dün itibariyle savcılık esas hakkındaki mütalasında dönemin Genelkurmay Başkanı ve birinci yardımcısı İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir hakkında ve onların da aralarında bulunduğu 60 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi. Siz bir siyasetçi olarak, iktidar partisinin sözcüsü olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi benim öncelikli olarak bir siyasetçi olarak ve AK Parti sözcüsü olarak bizim meseleye bakış açımız şudur. Türkiye uzunca bir süreden beri darbelerle, yani 1960 darbesi, 12 Mart muhtırası, 1980 12 Eylül darbesi, 28 Şubat, Türkiye bu darbelerle yüzleşmek ve hesaplaşmak durumundadır. FETÖ'cü ve FETÖ'ye, daha doğrusu yargıya sızmış FETÖ'cüler Türkiye'nin darbelerle yüzleşme fırsatını özellikle çok ciddi anlamda bir sulandırma sonucunu ortaya çıkardı. O yüzden mesela Ergenekon, Balyoz, bunlarla ilgili bugün dönüp baktığımızda sanki bu ülkede hiç darbe girişimi olmamış, bu ülkede sanki 28 Şubat hiç yaşanmamış gibi bir tutum. Efendim orada kumpas vardı. Ya evet, orada kumpas vardı. Ama bu kumpas Türkiye'nin darbelerle hesaplaşmasının önünü kesen bir kumpastı. Bu kumpas o davaların, Ergenekon davasının, Balyoz davasının ve diğerlerinin sulandırılmasına dönük bir kumpastı. Şimdi Türkiye'nin bu darbelerle yüzleşmesi gerekiyor. Darbecilerle hesaplaşması gerekiyor. Dolayısıyla 28 Şubat davasına dönük alınan kararlar her şeyden önce yargının kararlarıdır. Bizim burada bu kararlara ilişkin siyasi olarak bir değerlendirme yapmamız biraz işi tarafgirliğe taşır. O yüzden öncelikli olarak gerekçeli kararına bir bakmak gerekir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki 28 Şubat bir darbe girişimiydi. 28 Şubat büyük mağduriyetler oluşturdu ve tabii ki 28 Şubat 1000 yıl sürecek diyenler aslında Türkiye'deki darbeci geleneğin devam etmesini isteyenlerdi. Bu davalarla ilgili de dediğim gibi sonuç nihayetinde bu gerekçeli kararlara bakmak gerekir ve yargının bu kararının altında da siyasi bir müdahale aramak son derece yanlış olur. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız soruları yanıtlamak için. Rica ediyorum efendim. Efendim, yayın konuğumuz Sayın Mahir Ünal'dı. Vaktimiz el verdiğince soruları yanıtladı. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.